Gül, ben bayramı seviyorum diyor size. 7 ay önce de başkasına kaçtığı için acaba gerçekten seviyor mu sevmiyor mu, biraz kafaları karışık. Sevgili Necla ile kayınvalidesi Dilber Hanım'ın. Dilber Hanım babaanne biraz sert bir babaanne. Gülben'le Bayram buraya geldiler. Buradalar. Hazır mısınız görmeye gençleri? Hazırız. Ama çok kızmayın gençlere. Ben bayramı görmüyorum Yok burada. ya, ben neye kızan ben kızıma? Kızma Kız kızına ya. gelsin, kız Yok, gelsin. ben kızmam Ama bayram kızıma. da gelsin. Bayramı istemem ben burada. Dur bakayım, ikisi de bir gelsin, olmaz. Biz buradayız. Bayram buraya gelirse ben burasını terk ederim giderim canım. Dur bakalım, bir gelsin bakalım kim geliyor görelim. Gelir misiniz? Çocuklar. İkisi beraber geldiler. Hoş geldin Gülben. Hoş bulduk. Nasılsın? Şöyle Covid selamı. İyi misin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya anneniz konuşacak mı? Bayram sen de geç bakalım. Sen de görüşmek ister misin? Bilemedim yani. Ha? Abla izin verirse elini öperim ben. Bilmiyorum. Şu anda bir izin vermeyeyim de biraz sonra. Bilemedim, hemen izin vermeyeyim. Gülben kaçarak bu iş olma, yani keşke kaçmadan yapsaydım bu işi ya. Ha? Evet. Geç bakalım karşıya. Babaanne öpmedi. Babaanne. Aa, babaanne gitti vallahi, giderim dedi. Bir öpseydi babaanne sizi ya. Ay babaanne bir konuşun, gelsin bir konuşalım, bu kadar katı mı bilemedim yani. Gülben neden kaçtın bayramla? Siz nasıl tanıştınız? Yani bir şeyde, tarlada falan, patates tarlasında böyle aranızda bir aşk mı gelişti, ne oldu? Aynen abi. Aynen. Birbirinizi çok mu sevdiniz? Evet. Sen 18 yaşındasın. Evet. Bayram sen? 19 abi. 19 yaşındasın. Sen annesinin yanında, Necra'nın yanında işçi olarak çalışıyormuşsun. Ne oldu da peki, kaçırmasaydın, gidip Allah'ın emriyle isteseydiniz vermezler miydi sana bayram? Yani abla şimdi bunlarda kendi aralarında bir şey var. Romanlardan başkasına kız vermeyiz de. Yani kendi aile içi bunlar evlilik yapıyor. Hı hı. Yani gitsek istesek yine vermeyeceklerdi aile içinde. Hı hı. Yani hani babaanne söyledi ya o gün. Evet. Biz romanlardan başkasına kız vermeyiz. Ben yani ben de insanım. Ha isteseler benden deseler ki sen bize uyar mısın? Hı. Ben uyarım yani. Çok her kadar şekilde. Seviyorsun yani. Yani o kadar. Hı? Necla? Yok. Kızın karşında. Seviyorum derse tamam dedin sen. Ben öyle evet, diyorum. Öyle hatırlıyorum ya. Bazen çok çabuk, o kadar çok çabuk unutuyorum ki. Yok, onu demek istemedim şimdi. Bu bana dedi ya o gün işte, sen beni başkasına satacaktın. İşte evet. Yani eğer beni birilerine satacaktın. Söyle bakalım kızım, ben seni kime satacaktım ve ben bayramdan senin sevdiğini bana söylemişsin, kaçarken de benim haberim var mıydı? Onu anlatsana sen. Korktuğum için dedim. Ama kızım bak şimdi tamam, tüm bizi, tüm Türkiye bizi izliyor. Biliyor musun? Biliyorum. Ha. Bunun... Annenin haberi var mıydı yok muydu Gülben? Yoktu. Siz sonra annenin arada telefonla konuştunuz mu? Annen sana böyle söyleme dedi yoksa yani? Yok, hayır. Annenin haberi yoktu. Neden, kimden korktun öyle söyledin? Korktuğum için yani, bizi ayrılırlar diye demiştim. Ayırırlar diye demiştin. Anneni suçlamasınlar diye, belki anneni korumak için böyle söylüyorlar. Yok, hayır. Misin? Peki sen 7 ay önce de başkasına kaçmışsın ya. O evet. Kimdi? O 5 günlüktü. 5 günlüktü? Evet. Bayram kaç günlük? Abla 3 ay. Tövbe estağfurullah. Beni kandırmıştı. Seni kandırdı? Evet. O kimdi peki? İsmini vermek istemiyorum. Ya onu çok fazla, yani evlenmek mi istiyorsun sen, ailen başkalarıyla evlendirecek için mi böyle 7 ay önce birine kaçıp, bu gönül yani böyle hemen bir ona, yani tabii gençsin, olabilir, bir 18 yaşındasın, kafan bir ona. Evet. Belki yani kafanda kavak yelleri esiyor, gidebilirsin de. Gitme. Bayramın nesini sevdin peki? Bilmem, kalbini sevdim. Hı? Kalbini sevdim. Güzel gözleri var. Evet, gözlerini. Gözlerini de sevdin. Evet. Bayram sen? Abi ben yani kalbinin temiz olmasını. Saf olmasın. Siz yani. Kaç kardeşsiniz Bayram? 4 ablam. 4 kardeşsiniz. Peki sonrasında gelmişler, işte siz kaçınca sizin evet. Evdeki birilerini dövmüşler galiba. Evet, birileri dediğim abim, annem. Anneni de mi dövmüşler? Annemi de. Kim dövmüş?
Hani Necdet abla girdiğin taraf yani benim duyduğum Dilber Hanım varmış. Dilber Hanım'ın kocası varmış. Hı. Ondan sonra Gökhan abi varmış babası. Yani bunların amcaları olsun, dayıları olsun. Yani erkek tarafından, yani Gökhan abigil tarafından dövülmüş hep bunlar, girilmiş. Necdet Hanım peki niye dövdünüz çocuğu onları? Niye dövdük? Dövdünüz yani, kabul ediyorsun. Evet. Anlatayım mı? Anlat. Dur. Ben bunlara dedim ki ne? Nevzat gelsin, ben ona da söyleyeyim. Nevzat kardeşim derim, annesine de gittim. Bunlar derim, bunu derim, madem kaçtılar, gelin derim, ne gerekiyorsa derim, yapalım derim. E konuşmuşsun, niye dayak atıp dövmüşsün bir de yani? Dinlemedin, bak. Derim biliyor musun? Ondan sonra ben gel tekrar gittim. Hı. Nevzatların evine. Nevzat derim, gel derim, bunlar derim, çıksın derim, ortaya derim, madem derim, bu dur, kızın derim, adı çıktı. Babaanne gelecekmiş, dayak meselesinde babaanne de var. Aynen. Ha, gel babaanne. Bir babaanneni öper misin ya? Bence bir öp babaanneni. Ne kadar ters bakıyor. Ay. Babaanne çok öfkeli. Çok öfkeli. Gelme kızım gelme, tamam. Otur sen otur. Sen yerine otur. Peki o gittiğinizde babaanne sizde var mıydınız? Evi dövmüşsünüz çünkü. Kabul ediyor Necla dövdüğünüzü. Evet dövdük. Dövmüştü ben bak evlerini. Dilber'de var mıydı o sırada? 3-4 sefer gittim. Ben de vardım. Kabul ediyorsun. 4 sefer gittim. Ama şiddetle olur mu canım? Niye dövüyorsunuz onu? Dövmenin şey bir olmaz. De onu sor. Benim gittik kızımı evine. Hem kaçırıyor. Ha. Hem gideceğim 10 kere onun ayağına yalvaracağım. O mu gelecek benim ayağıma, ben mi gideceğim onun ayağına? Yani şimdi beni mi konuşun hepinizden, bak bunu, bu sorguyu soruyorum. Ama bunun sonucu dayak olmaz yani. Gidip şikayetçi dayak olursun değil. Yani. Ben ona anlaşmaya gittim. Anlaşmaya gitti dedik en son ben zaman. Ben kapıdan girer girmez en benim tüfeğimi getir dedi bunun kardeşi. Ters cevap verdi. Ya zaten şimdi şöyle bir şey. Gerçeğe kaldın mı o evin içinde tüfek oldu mu zaten o dayak kendisi yemez demek zaten tüfek var olsaydı. Var ki yok göründü yani, yok. Onun için abla, söyledi bizi. Abla yani, tüfek haksız. Ne anlamadım ya. Ne yani tüfek? Tüfek silah diyorlar. Silah var. Yani silah olmuş getirin olsa zaten. Getirin silahımı dedi. Ben girer girmez. Kim dedi bunu? Bunun kardeşi. Silah mıydı? Abla yani ben de diyorum ki Didem abla o evin içinde silah yok zaten de yani polis de araştırma yapabilir yani gidip arasınlar evi. O gün de aramışlar galiba benim bildiğim. Pekala yani o evin içinde zaten silah yok. Ya şöyle var, normalde kız tarafı gidip erkek tarafının ayağına gitmez aynen, geleneklerimiz. Aynen yani ben de bunu diyorum zaten. Bizimkiler sizi çağırdıysa gelin bizim eve konuşalım diye o zaman haksızlar ama çağırmadılar. Sizin ayağınıza ben gideceğim. Gelmeseydiniz yani. Siz ağ mısınız, paşa mısınız, nerenin şeysiniz de siz beni ayağınıza çağırıyorsunuz. Ben mi anlaşacağım sizi? Bu soruyu yani benim size sormam lazım. Kız tarafı mı gidecek? Bunu bir soruyorum senden. Yani tamam erkek tarafı gidecekti de niye siz gittiniz? Sizi çağırdılar mı? Abin çağırdı bizi. Abin nerede çağırdı? Var evet, mı elinde ses kaydı mı? Delilin bizi. Var mı? Benim şahitlerim de var. Kaç tane? Ya sen bak, parayla tuttun şahitlerini şahit hayır, deme. Hayır ben parayla kimseyi tutmam. Parayla hayır. Para tora yok. Hayır. Biz zaten Gülber, kendimizi zor sen geçindiriyoruz. Hayır. Olaylar olurken. Para bunun yoktu. Yanındaydım. Para yoktu. Siz neredeydiniz o sırada? Ben zaten kendimi zor geçindiriyoruz. Dur bir daha Necla, Gülber bir dakika. Dayak yerken onun abisi siz... Neredeydiniz ikiniz? Abla biz Niğde'deydik. Evet. Ha, Niğde'deydiniz. Aynen. Birinin evindeydiniz. Evet. Aynen. Hem de bir sokak yanındaydık yani. O gün Nevzat bizim yerimizi öğrendi abim. Bunları söyleyecekti aslında. Benim kocamı tokatladı. Öyle benim mi? Benim ama kocamı bak, tokatladı. Bak Nevzat'ın haline bak. Bir ekranlara getirsene Aslı. Bayağı bir hırpalamışsınız bak, çocuğu ya. Bak görüyor musunuz? Bir ekranda izleyicilerimiz görecekler şimdi. Olmaz yani. Bayağı bir dövmüşler değil mi? Bak, tanınmaz bayağı hale getirmişler abla öyle diyeyim sana. Ben abimi 2-3 gün boyunca tanıyamadım. O kadar yani. Pekala oğlum sen bu kızı kaçırdın.